Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hep birlikte desteklemeyen bir bilgisayara, yani işlemcisi, TPM, Secure Boot gibi özellikleri desteklemeyen bir bilgisayara nasıl şu an gördüğünüz gibi Windows 11 kurabiliriz? Buna bakacağız. Bu bilgisayarda Windows 11 kurulu arkadaşlar ve Home Single sürüm kurulu. Home Single olmasının nedeni ise arkadaşlar bilgisayarın bitiyle ilgili, yani 32 bit bilgisayar bu. Şimdi ayarlara girip hep birlikte isterseniz bakalım. Bakın geliyoruz. Bak için daha sonrasında özelliklere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi benim eski laptopum arkadaşlar. Şu özellikleri oldukça düşük. Gördüğünüz gibi desteklemeyen bir Windows 11 işlemci, ama gördüğünüz gibi Windows 11 kurulu ve arkadaşlar güncellemelerde düzenli olarak geliyor. Şimdi bakın Windows 11 için PC sistem durumu denetimini açıyorum. Şimdi denetleyi tıklayacağım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ön yükleme özelliği yok, TPM 2.0 yok, işlemci desteklemiyor. Gördüğünüz gibi diğer özellikler uygun. Şimdi bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Bu videoda hep birlikte gelin buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar bakın tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Windows 11 download ISO yazıyoruz. Zaten var şurada bakın. Ve Windows 11'in resmi sitesine giriyoruz. Buradaki bütün yapacağımız her şey resmi arkadaşlar. Şimdi bakın burada aşağı doğru iniyoruz. Normalde bakın Create Windows 11 Installation Media var. Biz onu indirmeyeceğiz. Şu aşağıdaki Download Windows 11 Disk Media'yı indireceğiz. Yani ISO dosyasını. Buradan Windows 11 seçip download diyoruz. Bakın aşağıda hemen diyor ki arkadaşlar dil seçin diyor. İngilizce olarak şurası. Buradan en aşağıya gelip Türk işi seçiyoruz. Confirm, yani doğrula diyoruz. Ve zaten Windows 11 64 sadece. Ve tıklayarak Windows 11'i ISO dosyasını bilgisayarımıza indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. 49 dakika diyor ama muhtemelen 1 saat gibi bir zaman alacaktır. Şimdi bu insin, kaldığımız yerden hep birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Windows 11'in ISO dosyasını indirdik. Burayı kapatıyorum. Şöyle arkadaşlar, indirdiğimiz yeri hemen bilgisayarımızda bulalım. İndirilenlere gelelim. Gördüğünüz gibi ISO dosyası burada. Şimdi bunu masaüstüne alıyorum ben. Şimdi bunu masaüstüne aldıktan sonra arkadaşlar sağa tıklıyorum ve diğer seçenekleri gösteri tıklayıp bağlayı işaretliyorum. Yani tıklıyorum bağlayı. Dosyamızın içine girdik. Şimdi bunu bu şekilde bir kurmayı deneyelim bakalım arkadaşlar. Neler olacak? Setup exe'yi çift tıklayarak başlayalım. Evet, hazırlanıyor diyor. Biraz bekliyoruz. Evet, şimdi diyor ki arkadaşlar Windows 11'i yükle ve bakın güncelleştirme indirme biçimini değiştir diyor. Ben gördüğünüz gibi güncelleştirmeleri sürücüleri almak istiyorum. O yüzden sonraki diyorum. Şimdi güncelleştirmeleri denetliyor. Bakalım hata verecek mi arkadaşlar? Evet, diyor ki arkadaşlar Windows 11 kurulumu yeniden başlatıyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz daha bekliyoruz. Evet, kişisel bilgisayarınız denetleniyor diyor. Bakalım hata verecek mi? Şu an hiçbir işlem yapmadık. Normal ISO dosyasını direkt kurmaya çalışıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar gereksinimleri karşılamıyor. İşte neden diyor. Orası da zaten bomboş. Çünkü bütün şartları karşılamıyor zaten. 3 tane şart var, onu da karşılamıyor bilgisayar. Burada yapmamız gereken iptale tıklamak olacak. Peki nasıl yükleyeceğiz? Şimdi ona bakacağız. Evet, öncelikle arkadaşlar bakın bu ISO dosyamız var. Burada gördüğünüz gibi bu ISO dosyamıza sağ tıklıyoruz. Diğer seçenekleri göster diyoruz. Yine bağla diyerek açıyoruz. Burada bakın kaynaklar, source, kaynaklar bölümü var. Bu klasörün içine girmemiz gerekiyor. Çünkü burada arkadaşlar bir DLL dosyası var. Onu biz kendimiz herhangi bir yerden bir şey indirmeden manuel olarak kendimiz düzenleyerek bypass edeceğiz diğer istenen özellikleri. Bakın şurada bakın apra-series.dll. Buna sağ tıklayıp not defteriyle bunu açıyoruz. Bakın böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Şimdi burada yapmamız gereken kontrol, yani CTRL ve F'ye basıp arama bölümünü açmak. Buraya arkadaşlar büyük harflerle TPM yazıyoruz öncelikle. Ve karşımıza çıkan TPM yazılarını sileceğiz bu dosyanın içinde. Çünkü bunlar zaten komutlar arkadaşlar. Bu şekilde tarayabiliyor. Tekrardan işaretledim. Evet, bunu siz manuel yapmanız lazım. Benim verdiğim dosyayla olmaz. Çünkü her bilgisayarın özelliğine göre bu dosya değişebiliyor. Bakın burayı siliyorum TPM yazanları. Tek tek arkadaşlar TPM olarak sonrakini bul diyoruz. Sile sile ilerliyorum. Gördüğünüz gibi altlarındaki bu true yazanları da silmemiz gerekiyor. Çünkü ona bağlı arkadaşlar. Bakın buradaki tek satırlık TPM versiyon yazanlara dokunmuyorum. Çünkü gerek yok onlara dokunmaya. Böyle tek bir satırda kısa sadece TPM versiyon yazanlara dokunmuyorum. Bakın şunlar. Evet, bakın bunları siliyoruz arkadaşlar. Bakın buna dokunmuyorum. Bakın yine burada bir TPM var.
Bunu siliyoruz arkadaşlar. Uzun olanlar, bunları siliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, biraz kabul ediyorum. Zahmetli arkadaşlar. Yani tek tek arayıp bulmak biraz vaktinizi alır. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bir 10-15 dakikanızı alır maksimum. Daha da fazla bir zaman almaz. Bütün TPM'leri siliyoruz arkadaşlar. Bu çok kısa olan TPM'ler dışındaki. Bakın böyle uzun TPM versiyon. Yani komut gibi olanları. Bakın bunların hepsi aslında. Bakın içinde TPM var, TPM var. Ama ben yine de tek tek gidelim diyorum. Çünkü hata yapabiliriz, yani atlayabiliriz. Gerçi daha sonra yine tekrar aratırız ama yine de şöyle tek tek gidelim ki herkes görsün, anlasın neyin ne olduğunu burada. Bakın siliyoruz, gördüğünüz gibi. Siliyorum, bakın. Bunlarda hep TPM var arkadaşlar. Bakın. Siliyorum. Evet, aşağıya geçti. Sanki atladı gibi ama neyse, daha sonra tekrar kontrol ederiz bir daha. Bakın şu TPM eşittir marker dedi. Siliyorum. Bakın bir tane daha var. Onu da siliyorum. Yani TPM olarak çıkanları siliyoruz arkadaşlar. Aratıp TPM olarak çıkanları siliyoruz. Şu an bulamadı. Bakın bitti diyor ama sanki bana arada atladı gibi geldi. O yüzden en başa, sayfanın en başına dönüyorum. Tekrardan CTRL F yapıp TPM'yi sonraki bul diyorum. Bakın bunları da silseniz de bir şey olmaz bu kısa TPM versiyonları ama bence arkadaşlar dokunmaya da biliriz. Onlar çünkü komut değil. Bakın burada bir tane atlamışız TPM. 1'i ve 0'ı da siliyoruz. Şu aradaki boşluklar arkadaşlar birer satır kalacak şekilde, çok boşluk olmasın. Evet, şu an gene bulamıyor. Tekrardan bir en yukarı çıkalım. Tekrardan TPM'yi bir aratalım arkadaşlar. Atlamak istemiyorum. Çünkü uğraşırız. Evet, şunlar var. Kısa TPM versiyon yazanlar. Onları geçiyorum. Evet, bakın bir tane daha kalmış gördüğünüz gibi. Sayfanın en başına dönünce tekrardan arıyor arkadaşlar. Yani geçtiği bölümleri yukarısını aramıyor. Aşağıyı arıyor. Büyük ihtimalle halloldu sanırım TPM'ler. Bir daha aratalım bakalım. Bakın kısa TPM versiyon yazan yazılar. Sadece yazı bunlar. O yüzden silmiyoruz. Komut değil. Evet, sanırım bitti arkadaşlar TPM'ler. Şimdi yapmamız gereken şey sayfayı en yukarı kaydıracağız. Ama ondan önce sayfayı en aşağı kaydırıp son bir kere daha TPM'yi aratıyorum. Evet, bulamadı. Ve kapatıp sayfayı en yukarıya tekrardan alıyoruz. Ve arkadaşlar bir şey daha aratacağız. Dayanın, çok az kaldı. Bakın buraya büyük harflerle UEFI, UEFI yani yazıyoruz ve arkadaşlar UEFI, yani bu Secure Boot dediğimiz güvenli ön yükleme özelliği, bunları da sileceğiz arkadaşlar. Bakın içinde UEFI geçenleri de sileceğiz. Bakın şurada var, komple iki satırda siliyoruz. Evet, boşlukları da aşağı alıyorum. Evet, bakın bunları da arkadaşlar siliyorum. İki satırda siliyoruz. Boşlukları da arkadaşlar düzeltiyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi bunları atlarsak bu sefer arkadaşlar olmayacaktır. Yani gene hata verebilir. O yüzden atlamamamız gerekiyor. Bakın gene yazı olan UEFI, onu atladım. Tekrardan komut olan UEFI'ye geldik. Siliyorum. Bakın bunu da siliyoruz UEFI. Devam ediyoruz. Sadece yazı olan UEFI'ler var. Evet, gördüğünüz gibi bir komut daha. Bunu da siliyorum. Düzeltiyoruz aradaki boşluğu. Evet, bir tane daha var. Evet, bunu da düzelttik. Yani sildik. Bir tane daha var. Sadece bu satır. Evet, bakın şurada bir tane var. Bu komple arkadaşlar. Bakın 3 satır. Secure Boot diyor devamında da. Zaten oradan anlayabilirsiniz. Evet, burayı da gene 3 satır. Bunu da siliyoruz. Evet, bir tane daha var. Gördüğünüz gibi. Bunu da siliyoruz.
aratmaya devam ediyorum. Bakın bir tane daha bulduk. Bunu da siliyoruz. Devam ediyoruz. Bakın bir tane daha bulduk. Siliyoruz arkadaşlar. Evet, şu an bulamadı. Ne yapacağız? Tekrardan emin olmak için sayfanın en başına gelip UEFI'yi bir daha aratacağız arkadaşlar. Ki garanti olsun. Evet, bakın sadece yazı var burada. UEFI yazısı. Onlara dokunmuyoruz. Evet, bakın bunlar sadece yazı arkadaşlar. Dokunmuyoruz. Başka da UEFI kalmamış. Evet. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı kaydedeceğiz. Şimdi kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi. Yani bu apresellers.dll dosyasını kaydedeceğiz. Nereye kaydedeceğiz? Kendi klasörünü, ama diyor ki bakın kaydedemezsiniz. Bunu da demesinin nedeni şu. Çünkü açık arkadaşlar şu anda. Yani biz indirdiğimiz ISO dosyasını açtık. Çalışır vaziyette. Bundan dolayı da şu an bakın bunu yapmamıza, kaydetmemize izin vermiyor. Evet arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki bu DLL dosyasını masaüstüne kaydediyoruz. Yani apresellers DLL dosyasını masaüstüne kaydediyoruz. Bunu da neden böyle yaptık arkadaşlar? Çünkü şu an ISO dosyamız açık olduğu için bunu yapmamıza izin vermiyor. Peki ne yapacağız? Bakın burada geliyoruz arkadaşlar ISO dosyamızın üzerine ve en aşağıda bakın diğer seçenekleri göster var. Bakın burada bu klasörü klasöre ayıkla diyoruz bakın WinRAR programıyla. Klasöre ayıklasın arkadaşlar masaüstüne. Ne demek istediğimi zaten şimdi anlayacaksınız. Şu anda arkadaşlar ISO dosyasını yavaş yavaş çıkartmaya devam ediyor. Evet, şimdilik dosyayı çıkarttık. Bunu yapmamızın nedeni ISO dosyasını zaten az önce açmış olduğumuz için bu DLL dosyasını arkadaşlar klasöre attırtmıyor bize. Şimdi bakın biz bu RAR dosyasını çıkarttığımız RAR dosyasını çift tıklayıp kaynaklara giriyoruz. Bu sources bölümüne. Bakın burada aynı dosya var arkadaşlar. Bu apresellers. Bakın şu arkadaşlar. Daha sonra bakın bu dosyayı, yani düzenlemiş olduğumuz dosyayı buraya atıp hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Artık kuruluma geçebiliriz hep birlikte. Kurulumu da arkadaşlar bu çıkarttığımız, yani klasördeki ISO dosyasına yapacağız ve setup exe dosyasını çift tıklayarak başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Windows 11 yüklediyor. Bakın yine ben üstteki seçeneği, yani güncelleştirmeleri denetlemeyi seçiyorum. Çünkü en güncel halini yüklemek istiyorum. Bakın burada yeniden başlatılıyor kurulum ekranı diyor bize. Az önce hata vermişti, yani hiç düzenlenmemiş hali. Şimdi daha sonrasında arkadaşlar DLL dosyasını düzenleyip tekrardan içine attık kaynakların. Bakalım şimdi verecek mi hata. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın az önce gelmemişti bu ekran. Kabul et dedik ve güncelleştirmeleri tekrardan alıyor. Bunlarda yapacak bir şeyimiz yok. Biraz bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklemeye hazır. Ben arkadaşlar her şeyin silinmesini istemiyorum. O yüzden kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla diyorum, ama siz kabul et dedikten sonra sadece kişisel dosyaları bir alttakiyle koruyabilir veya tamamen sıfırdan her şeyi silerek de Windows 11'i kurabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Evet, güncelleştirmeleri alıyor arkadaşlar. Evet, diyor ki arkadaşlar yüklemeye hazırız. Ve burada en sonunda yükle diyorum ve yükleme ekranına geçiyoruz ve burası başlıyor arkadaşlar mavi ekranda. Burada tabii ki gördüğünüz gibi biraz zaman alacak diyor. Gerçekten de alıyor arkadaşlar. Bir yarım saat kadar sürüyor. O yüzden ben buraları mümkün olduğu kadar hızlandıracağım ve hızlı bir şekilde kurulum ekranından Windows 11'i açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi siyah ekrana geçti, yani kurulum ekranına. Burada da güncelleştirmeler üzerinde çalışılıyor. %3 lütfen bilgisayarınızı açık tutun diyor. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey, bilgisayarımız 3 kere açılıp kapanacak arkadaşlar. Bazen 2 bazen 3, yani 2-3 kere açılıp kapanacak. Burada tek yapmamız gereken şey Windows'un, yani Windows 11'in düzgün bir şekilde yüklenmesini beklemek olacak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bilgisayarımız kapanıyor ve açılıyor. Tekrar yüklemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, tamamlandı şu anda. Ve gördüğünüz gibi Windows 11'imiz, tabi bütün ayarları ve dosyaları saklı tut dediğimiz için onlara dokunmadı arkadaşlar. Cihazı, yani bende Windows 11 olduğu için size göstermek için bir daha formatlamış gibi oldum.
Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi Windows 11 saat itibariyle de anlayabilirsiniz. Dosyalarımızı tut dediğimiz için dosyalarımızı ve uygulamalarımızı silmeden tekrardan Windows 11'i yükledik. Hemen sisteme gelip bakın hakkında da gördüğünüz gibi aynı cihaz arkadaşlar. Yükleme tarihi 10.10.2021, sürüm 21H2, Windows 11 Home Single. Gördüğünüz gibi aynı bilgisayar ve Intel Core Duo 2800 GHz arkadaşlar. Bu şekilde güncelleme de gelecek ve bakın hatta gelmiş bile arkadaşlar 21.17 itibariyle. Şimdi indir dediğimizde güncellemeleri almaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Yani kendimiz manuel olarak yaptığımız DLL dosyası ile Windows 11'i bütün bilgisayarlara, eski yeni bütün bilgisayarlara rahatlıkla kurabilir, güncelleme almaya devam edebiliriz arkadaşlar. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.